Uzun süredir sizinle konuşamadık. Ben bayağıdır aklımda sizinle böyle konuşmak, sohbet etmek var ama 2 aydır falan böyle bir şey hakkında konuşmuyoruz. Ben bir şeye gerilmiyorum, sizin şeylerinize cevap veremiyorum falan filan derken bu mutfakta konuşmayı ihmal ettik. Ve bu beni gerçekten derinden üzdü. Bir dakika. Eğer kameram aşırı bulanıksa lütfen kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz telefonumdan çekiyorum videoları. Bu kamera ve mikrofon alma işini gerçekten yapmak istiyorum ama bunu yurt dışına gittiğimde Amazon'dan sipariş vereceğim için şu an yapamıyorum. Şu an yapsam da 2 aya gelir. O yüzden bir süre daha bu şekilde idare edeceğiz. Biliyorsunuz ilişki yaptığım için bir insanlara sinirlenme ve bir şeyler hakkında konuşma şeyim azaldı, bilmiyorum yani. İnsan sevgi dolunca bir tık gerginliği azalıyormuş galiba ama bende her zaman var bu konulara gerilecek şey, merak etmeyin. Bugün ne konuşalım dedim. Böyle bir DM'lerime baktım, sizin bana attığınız mesajları ne konuşabiliriz diye düşündüm. Kızların hepsi, genel olarak kızlar tabii, erkekler de, ama bana akıl sormuşsunuz. Ben de sizin DM'lerinize hepsine dönemiyorum malum. Çünkü çok fazla geliyor ve öyle bir şeyim yok. Benim de hayatımın yoğun bir dönemi. O yüzden ne sizinle konuşabildim, ne kendim bir şey çekebildim, ne cevap verebildim, hiçbir şey yapamadım. Ama direkt bunların hepsini böyle bir başlık altında toplamam gerekirse diye düşündüm ve başlığı şöyle buldum. Geçmişi salma zamanı. Çünkü hepiniz bana şununla ilgili yazmışsınız. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Konsepti de şu olarak belirledim. Geçmiş salma zamanı. Çünkü gerçekten ilişkilerde, genel olarak insan ilişkilerinde en çok şuna takıldığımızı fark ettim. Geçmişte şunu demedim. Geçmişte şunu yapmadım. Geçmişte şöyle bir olay yaşanmıştı. Sence şimdi şöyle yapsam garip mi olur? Böyle mi olur? Şöyle mi olur? İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz bu konuda bana mesaj atmışsınız. Ben dedim ki bunu bir başlık altında toplayalım ve konuşalım. Arkadaşlar öncelikle bu geçmiş mevzusunda eğer bir açılış yapma cümlem gerekiyorsa, bir konuya giriş yapmam lazımsa, bu mesela gece uyutmayan şeyler de olabilir. Bu geçmiş salma zamanı dediğim şey aslında böyle bir, hani ilkokulda size bir kelime verirlerdi, onun hatırlattığı kelimeleri baloncuğun etrafına yazardınız ya. Aslında bu geçmiş mevzusu şey bence, hani pişmanlıklar, keşkeler, işte gece uyutmayan şeyler, bilmem ne, bunların hepsinin başlık altında toplanması olabilir. Çünkü mesela ben hayatta en çok şunu yaptığımı biliyorum. Arkadaşlar bu deri koltuk, o yüzden garip sesleri umursamıyoruz. Mesela hayatta kendime çok şöyle eziyet çektirdiğimi biliyorum ve hala arada oluyor. Allah'ım niye şurada şöyle yaptım? Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı, bilmem ne. O senaryo, o dizi sezonu başlıyor ya kafamda benim uyumadan. Acı çektiriyorum kendime yani. Uyumadan önce niye bu huzursuzluğu yapıyorsun kendine, anladın mı? Bunu çok fazla yapıyordum. O yüzden bunu nasıl saldım? Ben geçmişte aşırı takıldığım olayları ya da beni böyle çok üzen şeylere nasıl saldım? Ya da mesela birini unutamıyorsunuz, bir olayı unutamıyorsunuz, bir arkadaşınıza bir şey dediniz, unutamıyorsunuz. Genel olarak bunları bir konuşalım istedim. Ben bayağı bulanığım bu arada çünkü mutfakta video çekmenin olayı bu. Loş ışık olması ve loş ışıkta telefonumdan çektiğim için videoları şey olmuyor. Mesela bir ilişkiniz bitiyor, tamam mı? İlişki bitti artık ve siz şuna eminsiniz. Mesela bazı ilişkiler vardır, biter ve şöyle düşünürsünüz. Hani geri dönme ihtimalimiz var ve bazı ilişkiler vardır, o ilişki bitmiştir. Hani iki taraf için de o ilişkiye devam etmek asla pozitif bir şey getirmeyecek. Bundan eminsiniz. Ama takılı kaldınız. Atlatamıyorsunuz o ilişkiyi, o kişiyi, o arkadaşlığı. Bence bunun en büyük problemi geçmişteki güzel anıları hatırlayıp insanın kendine acı çektirmesi. Bana böyle davranıyor ama bir daha nasıl öylesini bulacağım, şöylesini bulacağım, şudur budur. İnsan nedense bir kişiyle ilişkisini kopardığı zaman hep o kişiyle ilgili pozitif şeyleri düşünmeye odaklanıyor. Hani bu insanoğlunun bence kendine yaptığı en büyük acı çektirmelerden biri. Ayrılma kararı verdiğimiz zaman genelde ilişkinin negatif taraflarına ve o kişinin karakterindeki kötü şeylere bakmaya başlıyoruz. Artık ayrılma kararı, o ilişkiyi bitirme kararı aldık. Hemen başlıyoruz arkadaşlarımızla. İşte bana şöyle davranıyor, bana böyle ilgi vermiyor, beni böyle boşluyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ayrılma kararını veriyoruz kafamızda. İnsanlara da bunu anlatıyoruz. Ayrılıyoruz. Ama nedense ayrıldıktan sonra sanki o ayrılma sürecinde söylenen negatif şeyler yok oluyor. Puf. Hani havaya karışıyor ve biz bir anda şöyle olmaya başlıyoruz. Bir daha onun gibisini nasıl bulacağım? Çok eğleniyordum, çok gülüyordum. Şöyle acı çektirmeyi seven insanlar var kendine. Açıp fotoğraflara bakıyor, mesajları okuyor saatlerce, yıldızlı şeylere bakıyor. TikTok'ta bununla ilgili üzgün editler izliyor sürekli. Bir kendimize acı çektirme duygusu yaşamak istiyoruz. Geçmişi silmek istemeyen insanlar genel olarak. Bence bu aşırı yanlış. Mesela
Bir insanın ayrılma kararı aldınız ya da o insanla ilişkinizi gerçekten bitirmeye karar verdiniz. İlişkinizi bitirdikten sonra da bu mental kafada kalmanız gerekiyor. Gerçekten dürüst bir şekilde söyleyebileceğim ya da en çok çevremde gördüğüm ve hayatta aldığım ders ise o ayrılma döneminde hissettiğiniz şeyler gerçek duygularınız. Siz gaza gelmiyorsunuz. Eğer karşı taraf size kendinizi kötü hissettiriyorsa bunun bir sebebi vardır. Mesela insanlar karşı tarafa bunu açıklıyor. Karşı taraf şöyle diyor. Yo sen kafanda kuruyorsun. Yo ben hiçbir şey yapmıyorum. Söyleyen kişi. Şimdi karşı taraf sana bunu söylüyorsa, eğer mutlu giden bir şey varsa, durduk yere kimse sana bunu söylemez. Kızlar durduk yere huzur kaçırmak istemiyor ya da biz durduk yere trip atmıyoruz. Biz bir şeye mesela bazen küçük olaylara trip atılma sebebi gerçekten o olay zannediyor insanlar. Onun arka planında aslında birikmiş bir sürü şey olduğunu fark etmiyor. O yüzden biri size kötü hissettiğini söylüyorsa, bununla ilgili bir konuşma yapıyorsa kötü hissettiriyorsunuzdur. Geçmişi unutmak istiyorsanız en başta pozitif şeyleri kendinize hatırlatıp acı çektirmeyi kesmeniz lazım. Elde var bir. İki, mesela birini arka planda bırakamamanın en büyük sebebi bence şu farkındalığa varamamak. Kafamızdaki insan o insan değil. İnsanlar nedense şöyle bir kafaya giriyor. Ben de buna dahil. Kafamızda bir karakter yaratıyoruz. Cidden Sims diye bir oyun var ya, Sims karakteri gibi düşünün. Hani fiziksel özelliklerini belirliyorsunuz. Ona böyle iyi şeyler besliyorsunuz. Barışma konuşması yapıyorsunuz kafanızda. Bunu herkes yapıyor. Gece yatmadan tavana bakıp böyle bu fake senaryoları herkes kuruyor hayatta en az bir kere. Böyle bir şey. Şimdi atıyorum geri. Mesela şey, kızlar bunu inanılmaz yapıyor bu arada. Erkek olmadığım için erkekler yapıyor mu bilmiyorum ama erkekler de yapıyor tabii ki de. Erkek arkadaşlarımdan falan biliyorum yani. Kızlar mesela buluşup o kadar çok bunu yapıyor ki. Mesela sence bir daha karşılaşsak ne olur? Bu senaryoları, bu kafada kurmaları, bu sezonluk dizileri bir salma vakti. Çünkü bu ihtimalleri düşündükçe o insana daha çok bağlanıyorsunuz. Siz ipin ucunu bırakmıyorsunuz. Siz ipi daha çok kendinize çekiyorsunuz. O yüzden şu senaryoları kurmayı, şu ihtimal perilerini bir bırakın. Lütfen şunu yapmayın ya. Şimdi direkt şu oluyor yani. Acaba tekrar karşılaşsak bana bunu der mi? Acaba kötü hisseder mi? Ya da bir yerde karşılaşıyorsunuz biriyle şey diyorsunuz. Acaba ne düşündü, ne hissetti? Arkadaşlar, bir, bunu asla bilemeyeceksiniz. Karşı taraf size duygular hakkında yalan söyleyebilir. İnsanlardan duyuyorsunuz işte şöyle üzülmüş, böyle olmuş, şudur budur. Bunları duymak iyi bir şey değil. Birini geride bırakmak istiyorsanız, geçmişe takılı kalmak istemiyorsanız o insanla iletişiminizi kesin. İnsanlardan bir şey öğrenmeye çalışmayın ve senaryo kurmayı bırakın. Çünkü herkesin o toksiklik bir hoşuna gidiyor. Yani bu insan doğasında var gerçekten. Birinin üzüldüğünü duymak, mesela sizi üzen birinin üzüldüğünü duymak, neden bilmiyorum, karşı tarafa keyif veriyor. Bu herkes için geçerli yani. Çünkü böyle bir şey oluyorsunuz. Bir işte kısasa kısas oluyor yani. O beni bu kadar üzdü, üzülsün. Hele var ya, bu ayrı bir başlık olacak ama bu kıskandırma çabaları falan asla sizi bir adım ileri taşımaz. Her zaman geri taşır. O insan zaten size çok önemseyen, sizin için ölüp bitecek bir insan olsa sizi kötü hissettirip bu hale getirmezdi. Bir insanı sürekli kafanızda kuruyorsanız, o insanla iletişiminiz yoksa bunun bir sebebi vardır arkadaşlar. Sürekli aklınızda olan birinin yanınızda olmamasının emin olun bir sebebi vardır. Yani insanlar Dünya Savaşı zamanı ilişki falan yaşamış, mektupları böyle bir ay sonra falan ulaşıyor birbirlerine. Böyle aşklar duyuyoruz bilmem ne falan filan. Hani emin olun bu kadar zor değil o kişinin sizin yanınızda olması. İnanılmaz büyük bir sebep yoksa ayrılmanızda, ilişkinizi bitirmenizde kafanızda senaryo kurmayın. Çünkü zaten bitmeyecek bir şey olsa ya da karşı taraf sizin istediğiniz gibi bir insan olsa, kafanızda kurduğunuz o insan olsa o senaryoları kafanızda kurmazdınız, gerçekte yaşardınız. Lütfen geçmiş salma zamanındaki en büyük balonlardan biri senaryo kurmayı, senaryo kurmayı bırakın. Kendime bir meyve almam lazım. Çünkü inanılmaz gerilmeye başladım ve farkındaysanız yine kekelemeye başladım. Çünkü bu konu beni geriyor ve acıkıyorum. Bu senaryo kurmaya benzeyen bir madde ama bu o kadar üzücü bir durum ki. Ve böyle bir sanki elinizde olmayan bir çaba gibi geliyor. Bunu o kadar çok görüyorum ki, bunu ben de zamanında kendim yapmışımdır ama yapmayın ya. Gerçekten yapmayın. Çünkü hayır. Geri döndürme çabası o kişiyi. Arkadaşlar. Siz diyorum mesela ne oluyor? İşte güzel story atarsan bana yazar mı? İşte
gerçekten şunları yapan insanlar var. Lisede falan bayağı yapılıyordu hatta bizim sınıfta. Ben bile yapmıştım. Geri döndürme ritüelleri. Böyle kağıda işte adını falan yazıyorsun. Geri döneceğini düşünüyorsun. Onu yanında falan taşıyorsun 3 gün. Böyle şeyler. İşte arkadaşlarıyla iletişime geçmek. Onu kıskandırmak için başka karşı cinsten biriyle vakit geçirmek. Ona kendini öyle göstermeye çalışmak. Ben şu an ilişkilerden örnek verdim. Mesela arkadaşlıkta da onu gıcık edecek biriyle takılmak. Karşı tarafı geri döndürmek için herhangi bir çaba yani. Bu çabalar işe yarar mı? %17 yarayabilir. Ama kalan %83'lük kısım yaramaz. Yararsa da yaraması iyi bir şey değil arkadaşlar. Çünkü bir insanı geri döndürmek için oyun oynadığınızda o insan geri dönünce bu iyi bir şey olmuyor. O insanı bakın birini kırıp kendini affettirmek ayrı bir şey. Bitmiş bir ilişkide takıntı yapıp karşı tarafı kendine döndürüp ego tatmini yapmaya çalışmak başka bir şey. İkisi bambaşka iki madde. Ben ikinci maddeden bahsediyorum. İlişki bitmiş. Yani bitmesi lazım o ilişkinin. Karşı taraf egosu tatmin olsun diye karşı tarafı kendine döndürmeye çalışıyor. Bana mesaj atsın, beni arasın, şu durum. Yaptığınız bu şeylerden sonra o tarafın size yazması iyi bir şey değil. İyi bir şey değil arkadaşlar. Ya aşırı basit bir örnek vereyim mi? Mesela sınavda kopya çekip 100 almakla gerçekten 100 aldığındaki o tatmin duygusu çok farklı. Evet ikisinde de 100 alıyorsun ama birinde sen kendi içinden aslında bunun sebebinin ne olduğunu biliyorsun. Yani o insanı kendine döndürmek için oyunlar oynuyorsun. Sonra o insan dönünce içinde şey diye soru işareti olmuyor mu? Acaba gerçekten kendi istediği için mi döndü? Karşı tarafın kıskançlık ve kendi özgüven duygusunu aşırı böyle zedeliyorsunuz. Mesela ayrılıyorsunuz, direkt başkasıyla kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz. Sonra o kişi size mesaj atınca mutlu oluyorsunuz. Arkadaşlar o kişi sizi hala sevdiği için ya da şey olduğu için mesaj atmıyor. O an kendi özgüveni zedelendiği için gerçekten size geri mesaj attığında geri yazacak mısınız bunu öğrenmek istiyor. %90 bu oluyor ihtimal. O yüzden böyle şeyleri yapmanız iyi bir şey değil. Eğer kendinizi kandırmak hoşunuza gidiyorsa böyle kendinizi içten içe bilirsiniz o insanın dönme sebebini ama böyle bir nasıl olsa döndü diyorsanız devam edin. Ama iyi bir şey değil. Şimdi küçük oyunlar demiyorum. İnsanlar ayrılır. Birbirini gıcık etmek için küçük şeyler yapar. Ama böyle bitmiş ilişkilerde gerçekten korkutucu geri döndürme taktikleri beni biraz garipsetiyor. Döneceği varsa zaten döner. Siz her yerden engelleseniz de, onu dünyadan aforoz etseniz de, adını bilmiyor gibi davransanız da, yolunuzu çevirseniz de gördüğünüzde, o insan size ulaşmak istiyorsa zaten ulaşacak. Ya şimdi örnek vermek istemiyorum da o kadar böyle örneklerim var ki mail atan oluyor yani anladınız mı? Hani o yüzden zaten bir insan döneceği varsa döner. Dönecek insan da döneceği varsa döndürmüyorsunuz böyle şeyler yaparak gerçekten. Ben yapmadım mı zamanında çocukken saçma sapan şeyler? O kadar aptal hareketlerim var ki. O kadar yani. Çoluk çocukluk işte. Hani bu lise döneminde zaten yapılan şeylerin bence bir affı olması lazım. Hani keşke beyninde şey diye bir buton olsa. Lisede yapılan hareketleri banlama. Yani çünkü gerçekten o yaptığınız hareketlerle beyninizi kullanmıyorsunuz. Tamamen ego duygunuz ve kendinizi ezik hissetme bir duygunuz harekete geçiyor ve saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Ben lisede gerçekten pişman olmadığı bir şey yapan birini tanımıyorum. Ki benim hayatta hiçbir pişmanlığım yoktur derim çoğu zaman ama benim bile böyle bir aklıma gelince böyle bir tüylerimin ürperdiği saçma anılarım vardır. Ya ben ne kadar saçma sapan şeyler yapardım. Böyle mesela story'me mesela 573 kişi mi eklesin evimde? 572 kişiye gizleyip sadece o kişi görsün diye ona özel şeyler atardım falan. Saçma sapan işte yanlışlıkla aradımlar böyle varmıyor. O yüzden gerçekten böyle şeyler yapmayın. 18 yaşından küçükseniz affınız olabilir ama 18 yaşından büyükseniz, lise dönemini bitirdiyseniz artık böyle şeyler gerçekten lise döneminde kaldı işte. Lisede bir de şey diye muhabbetler var. Mesela biri bir mesaj atıyordu. Karşı taraf ters cevap veriyor ya arkadaşım yazdı falan diyordu bir ara birileri. O kadar böyle saçma sapan olaylar hatırlıyorum ki. Mesela arıyorsun o kişiyi yanlışlıkla aradım. Bir insan nasıl yanlışlıkla ararsınız? Yani bu o kadar düşük bir ihtimal ki bunlar. O mesela bir de şeyler var. Olduğu yere gitmek. Ya yapmayın bunu ya. Gerçekten kendi şeyime dönüyorum yani. Yapmayın bunu. Olduğu yere gitmeyin o kişinin. Gerçekten o kişi için gitmediyseniz bile o kişi o kadar bunu üstüne alınıyor ki. O kadar yani. Hani ne olursa olsun her zaman
Mesela eski sevgililer genelde bunu düşünmeyi çok sever. Bir yerde karşılaşıyorlar ya, benim için geldim. Aslında onun için gitmeseniz bile o öyle düşünmeyi çok seviyor. Çünkü bu karşı tarafı, egosunu tatmin ediyor. İnsanlar unutulamadığını düşünmeyi çok sever arkadaşlar. O yüzden karşı tarafa bu tatmin duygusunu vermeyin. Gerçekten bir insanı ceza da vermek istiyorsanız, mesela çok üzdü sizi, o insanı gerçekten unutun. Böyle bunu laftan söylemiyorum. O kadar can acıtıyor ki bu. Zaten gerçekten doğanın bir kanunu. Bir insanı hayatınızdan gerçekten çıkardığınız ve unuttuğunuz an. Şey demiyorum. Kızlar gerçekten bu sefer son. Bu yaptığınız konuşmaları demiyorum. Onun son olmadığını biliyoruz kızlar. Gerçekten o insanı beyninizden sildiğinizi fark ettiğiniz an ve karşı taraf bunu hissettiği an, neden bilmiyorum, size dönüyor. Çünkü insanlar unutulmaktan nefret ediyor. Bu insanoğlunun bir huyu. Kimse unutulmak istemez. Herkes en unutulmaz insan olmak istiyor hayatta. Ama unutulmaz olmanın formülü unutmak. Direkt bu yani. Direkt. O yüzden mesela hep arkadaşlarıma falan da ilişkilerinde, mesela biliyorsunuz ben ilişki koçluğu yaptığım için. Gerçekten mesela söylüyorlar, mesela böyle ayrılmayı düşünüyorum falan diyor. Diyorum ki ayrılacaksan gerçekten ayrıl. Ayrılamayacaksan da ayrılma. Çünkü ilişkiler bittikten sonra tamamen bu videoda dediğim şeyler oluyor. Ego savaşları, saçma sapan acı çektirmeler, hayat kalitesini düşürmesi insanın kendi. Böyle şeyler oluyor. O yüzden bir ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar, gerçekten o ilişkiyi bitirmeye hazırsanız bitirin. Böyle gaza gelip ilişkiyi bitiriyorum, ayrılıyorum senden falan demeyin insanlara. Bu ayrılıyorum kelimesi gerçekten boş ol kelimesi vardı ya eskiden, böyle üç kere boş ol deyince boşanıyormuş insanlar. Onun gibi ciddi bir şey olmalı. Hani ayrılıyorsan geri dönüşü kolay kolay olmalı. Çünkü bu bir çocuk oyuncağı değil. İnsanlarla bağ kurmak, bir şeyler paylaşmak, gülmek, eğlenmek, hayatınıza almak. Sonra geri çıkarmak, Instagram şifresi değiştirmek gibi bir şey değil, anladınız mı? Böyle her kafanızı estiğinizde her gün yapabileceğiniz bir şey. Gerçekten kafanızda bir ilişkiyi bitirin, öyle ayrılın ya da ayrılmayın. Hani soğuk yapın, mesafe yapın, karşınıza alın, konuşun, kavga edin, bağırın, çağırın ama ayrılmayın. Sıradaki maddemiz Merve Boluğur'un bir videosuyla alakalı. Önce videoyu izleyelim. Geçmiş geçmişte kalır. An çok güzel. Kral yine çok doğru söylüyor. Her zaman, her zaman, her videomda bu depresyon konusunda, çok mutlu olma zamanında, işte hayatın kalitesinin aşırı fazla olduğu dönemde her zaman söylediğim bir şey var. Hayat periyodunun o dönem öyle olması. Hayatımın inanılmaz kötü. Gerçekten böyle bir, tamam, bir süre yaşamasam, yaşam belirtisi vermesem de olur dediğim dönemi de oldu. Çok böyle kendimi sanki dünyadaki en vazgeçilmez, en güzel, en iyi, her konuda en başarılı insan hissettiğim dönem de oldu. Şu an gerçekten kendi karakterimi bulduğumu hissettiğim dönem de oldu. Hayatımda çok fazla dönem oldu ve olması gereken de bu. Demeye çalıştığım şey, aşırı iyi bir ilişki dönemi yaşamanız, bir daha öyle bir ilişki dönemi yaşayamayacağınız ya da daha iyisin, daha kötüsün yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Siz sadece hayatınızın mesela atıyorum dörtte birini yaşadınız. Kalan dörtte üçlük bölümü hakkında hiçbir fikriniz yok. O yüzden geçmişte yaşanmış şeyi merak etmek yerine, sorgulamak yerine dörtte üçlük kısmı merak edip buna kafa yormuyorsunuz. Hani şey de demiyorum, işte beni aşırı mutlu edecek bir arkadaşlık ya da birini bekliyorum. Böyle bir şey beklemekle gelmez zaten. Hatta sizi en istemediğiniz zamanda oluyor genelde bunlar. Ama lütfen yaşanılan olaylar bir daha yaşanması imkansız gibi ya da daha iyisi yaşanmayacak gibi davranmayın. Mesela 20 yaşında birisiniz, çok güzel bir ilişki yaşadınız ve herhangi bir sebepten bitti. 22 yaşında daha güzel bir ilişki yaşamayacağınızı ya da 27 yaşında yaşamayacağınızı bilemezsiniz. Belki yaşamayacaksınız. Üzgünüm. Ama hayat sizi oradan alıyorsa başka bir yerden verir. Direkt kendi hayat hikayemden örnek. Mesela Snapchat'te şey var ya, 2 yıl önce bugün. 2021 Eylül ayına baktığım zaman bekar, mutsuz, başarısız, YKS'de ne yapacağını bilmeyen, hayatta hiçbir hedefi olmayan, kendini sevmeyen bir Sare var. Direkt yani. Zaten de 2 yıl önce bugünkü fotoğrafım ağlarken, yemin ederim. Şu anki halime bakıyorum. Sevgi doluyum. Hayatta gerçekten hiç beklemediğim bir şey oldu. Şu an yurt dışına tek başıma yaşamaya gidiyorum. YouTube kanalım var. Bir sürü insanla iletişime kuruyorum. Asosyal takılan, evden çıkmayan ben. Arkadaşlık ilişkilerim çok düzeldi. Arkadaşlar açıkça söylüyorum. Ben
asla benim yurt dışına gitme planım yoktu üniversite hayatımda. Asla ailemizde böyle bir şey konuşulmadı. Benim ablam gitmedi. Daha önce böyle bir plan yok. Ben direkt burada işte İTÜ'de endüstriyel tasarım okumak istiyordum. Direkt hayalim buydu. Ya da tasarımla ilgili bir şey okumak istiyordum. Kesinlikle hedefim buydu. Ne oldu? Sınava girdim. İstediğim bölümü kazanamadım. Hayat şu an bana bambaşka bir kapı açtı ve şu an yurt dışında bambaşka bir şey okuyacağım. Hayatımın o döneminde böyle bir şeyin ihtimalinden bile haberim var mıydı? Hayır. Hayır. Ama oldu. Ve ben o dönem boş yere kendimi çok fazla üzdüm. Bu benim sağlığıma da inanılmaz zarar verdi. Gerek var mıydı? Hayır. Keşke şu o an şu olgunluğu gösterebilseydim. Ya ne olacağı belli olmaz. Ben yine kafamda bir plan belirleyip ona uymaya çalışayım. Mezuna kalmak da değil. Başka bir alternatif üreteyim atıyorum. Eğitim üzerinden örnek veriyorum. Olacağı varsa olur, olmazsa da bir hayır vardır diyebilse keşke insanlar gerçekten üzgün olduğu anlarda. Kimse bunu diyemiyor tabii ki. Daha hepimiz hayata isyan ediyoruz. Ama ne oldu? Ne oldu yani? Bambaşka bir kapı açıldı karşıma. İşte çok yalnızım, çok mutsuzum. Şudur budur kafasına girmeyin. O anki sizin mutsuzluğunuz gerçekten ileride sizin mutluluğunuza sebep olabiliyor. Mesela şöyle düşünüyorum. Şu an bir atıyorum o mutsuz olduğum dönem saçma bir ilişkim olsaydı. Mesela şu an hayatımdaki insan olmayacaktı büyük ihtimalle. Uzun bir ilişki. Çünkü ben genelde uzun ilişki insanıyımdır. Hiç tanışmayacaktım bu insanla. Belki daha mutsuz olacaktım. O dönem mutsuz olduğum şeyler aslında benim şu an mutlu olmama sebep oldu. Ben mesela üniversiteyi kazansaydım Türkiye'de okuyacaktım. Ve benim hayalim gerçekten her zaman yurt dışında tek başıma yaşamaktı. Olmadı. Olmaması daha iyi bir şeye sebep oldu. Siz bunun gerçekten matematiğini bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyin fragmanını görmüyorsunuz. O yüzden an çok güzel. Geçmiş geçmişte kaldı. Ve gelecek daha da güzel. Direkt papatya çayı reklamı gibi konuştum ama öyle. Gerçekten öyle yani. Ve hayatta en güzel şey, benim hayatta en çok keyif aldığım şey geleceğe dair plan kurmak. Olmasın. Olmasın. Umut bağlamak demiyorum bir insanla ilgili. Kendim olarak, kendimle ilgili hedefler koymak. Bir de onun için bir çabaya giriyorsunuz ve o çaba sizin bir şekilde hayat kalitenizi arttırıyor. Bilmem ne falan fistan. Mesela geçmişte yaptığınız aşırı pişman olduğunuz ya da böyle çok cringe olduğunuz bir olayda size bir YouTube kanalı sahibi olarak söyleyebileceğim bir şey. Eminim şu an sizin böyle en utandığınız şey ilişkinizde birine söylediğiniz mesela ya da bireysel olarak yaşadığınız bu videoyu izleyen, bakın abartmıyorum 50 bin kişi izliyorsa en az 500'ü daha yaşamadıysa şuradan şuraya adım atmayayım. Eskiden aşırı cringe yaptığım bir şey düşünüyorum lisede falan. Diyorum ki ben bunu nasıl demişim insanlara ya da ben bunu nasıl atmışım. Mesela bir fotoğrafınız. Cringe olduğunuz bir fotoğraf, bir şey. Hepimizde var. Ya hepimiz o ergenlik dönemini geçirdik zamanında. Ya da olgun bir birey de olabilirsiniz. Çekinmeyecekseniz bir challenge başlatıyorum. Böyle aşırı içinize attığınız, böyle aşırı özel de olmasın tabii. Sonra yayılır falan, suçlusu ben olmayayım. Aşırı sadece sizin yaşadığınız bir olayı şuraya yorum at mesela. Eminim en az 5 kişi daha o olayı yaşamıştır bu videoyu izleyen. O yüzden her şeyi sadece kendiniz yaşamışsınız gibi hayatı kendinize zindan etmeyin. O yaşadığınız olay, dediğiniz şey, her neyse bitti. Bitti. Kendinize hayatı küstürtmeyin bunun yüzünden. Ve sadece kendiniz bunu yaşıyormuşsunuz gibi davranmayın. Öyle bir şey yok. Yok yani direkt. O yüzden yaşanmış kötü olaylar yüzünden yaşanabilecek güzel şeylere yaşamamazlık yapmayın. Niye her özlü söz söylediğimde şöyle yapıyorum? Bir de mesela bununla ilgili bir video çekeceğim kesinlikle. Bu arada ben arkadaşlar podcast yapmayı düşünüyordum böyle şeylere. Böyle aşırı ayrıntılı, spesifik şeyler konuşmayı düşünüyorum. Mesela geçmişi salma zamanı diyorum ya, bunun daha spesifik söylenilen bir şeyi unutamamak. Ya da gece uyuyamamak. Böyle tek bir spesifik başlık olarak bunu podcast halinde böyle şeyleri konuşmak istiyorum. Ama dediğim gibi mikrofon alınca falan yapmak istiyorum bunu. Ben böyle videoları aramızda diye bir seri oluşturmuştum. Oynatma listesi oraya yüklüyordum ama onun ismini sildim. Çünkü dedim ya podcast yaparsam ona vereceğim o ismi. Öyle patentini de almış olayım şimdiden biri bu ismi. Her şeyi internete yüklemeyin. Çünkü internet hafızası diye bir şey var. Eğer siz o şeyi ileride hiç görmek istemezseniz illa bir şekilde karşınıza çıkar. Verebileceğim akıl bu olabilir mesela. Başka. Yaşadığınız her şeyi bütün insanlara yaymayın. Şimdi sen yoldan geçen hurdacıya bile ilişkini anlatırsan tabii ki de gördüğün her insan sana onu hatırlatacak. O yüzden mesela özel hayatı falan çok yaymak iyi bir şey değil aslında. Unutmak istediğinizde bu size çok daha zor oluyor. Genel olarak herhangi bir şeyi, bir maddeyi, insanı, olayı, bir şeyi, söylenen sözü unutmanın en kolay yolu yok etmek.
anıları hatırlatacak şeyleri, insanları yok edin. Yok edin. Şimdi şey demiyorum, en yakın arkadaşınızı imha edin diyemem size ama o mesela o insanla ilgili ortak ilişkilerinizi bırakın. Fotoğraflarınızı silin. O olayı size hatırlatan mesajları temizleyin. Aklınıza getirtmeyin. Çünkü gerçekten günlük hayatın akışına bağlandığınızda bir süre sonra o olayı düşünmeye o kadar vaktiniz kalmıyor. Kendime yaptığım en büyük hata, beni üzecek bir şey, sürekli yakın arkadaşımla FaceTime'da konuşuyordum. Ya seni o olay zaten üzüyor, niye sürekli kendini hatırlatıyorsun? Kapa o telefonu ve konuşma. Dile gelen şey daha çok can acıtır. Bu Saray atasözü yani. Aklımızdan her şeyi düşünüyoruz. Beynimizde süzgeç yok yani. Neyi düşünüp düşünmeyeceğimizi tabii ki seçemeyiz ama etkisini azaltabiliriz. O bizim elimizde. Son maddem olabilir bu. Ama en etkili madde. Kötü bir akıl değil. Yanlışa yormayın. Çivi çiviyi söker mantığı da değil. Her şeyden bahsediyorum. Yani bu videoyu izleyen 45 yaşında biri de olabilir mesela. Arkadaşlar bu doğanın kanunu. Açık açık söylüyorum. Birini de mesela madem bundan örnek vereceksek de birini de kesinlikle %100 unutmanın %100 diyorum bakın. %99 değil. %99 unutabilirsiniz ama %100 bir kişiyi unutmanın da kesin yolu hayatınıza yeni biri alıp da ilgi duymuyorsunuz birinden o an. Sürekli eskiden ilgi duyduğunuz şeyleri hatırlamaya zorluyorsunuz kendinizi. Ben bir ara böyle seviliyordum. Bana bir ara böyle ilgi gösteriliyordu. O duyguya aç oluyor insan o an. Aç oluyor yani. Olgun insanlar bu duyguyu doldurmak için herhangi böyle random insanları hayatına almıyorlar. Gerçekten bir gün tekrar sevilince aklına bile gelmiyor geçmişte o gördüğün ilgi, gördüğün sevgi. Çünkü senin o duyguyu hatırlamana ihtiyaç yok. Sen zaten onu yaşıyorsun o an. O yüzden kendinizi sakın insanlara kapamayın eğer unutamadığınız bir ilişkiniz ya da bir olayınız varsa. Mesela kötü bir olay yaşadınız. O olayla ilgili şeylerden uzaklaşıp daha başka şeylere yönelin. Kimse inkar edemez. Bu böyle. Bir şeyi %100 beyninizden böyle yok edecek şey yenilerini doldurmaktır. Hani çiçeklerin bile dışarıdan suya ihtiyacı oluyor. Bir sulanmaya, anladınız mı? Biz de çiçek olmadığımıza göre bizim de belli duygulara tabii ki ihtiyacımız var. Ha, bu duyguları görmek için de saçma sapan asla yanınıza yaklaştırmayacağınız insanları hayatınıza alın demiyorum tabii ki. Aç. Kıtlıktan çıkmış gibi davranmayın lütfen. Sadece diyorum ki gerçekten o duyguları size yaşatmayı hak edecek bir insan karşınıza çıktığında sırf geçmişe tutunduğunuz için o insan hayatınıza almamazlık ya da o olayı unutmamazlık yapmayın. Bu kendinize acı çektirmek olur sadece. Karşı taraf hayatına devam edince şöyle bir kafeye giriliyor. İşte hemen beni unutmuş. Ne kadar kötü bir insan. Şudur böyledir. Şöyle de böyledir. Yo, olması gereken bu. Hani şey de demiyorum mesela ayrılıyorsun bir hafta sonra yeni sevgili yapıyor biri mesela. Bu iğrenç bir duygu. Bu işte dediğim kıtlıktan çıkma mevzusu. Onu demiyorum. Gerçekten hani bitmiş bir şey artık. Bir süre geçmiş. 3-4 ay geçmiş üstünden. Artık hayat devam edebilir. Hani insanlar birileri öldükten sonra bile hayatına devam etmeye çalışıyor. Karşınıza çıkacak bazı iyi şeyleri, hayatta sizi mutlu edecek fırsatları, saçma sapan takıntılarınızdan ve geçmiş sevginizden dolayı hayatınıza almamazlık yapmayın. Lütfen. Arkadaşlar, bu şekilde bir videoydu. Yine 54 dakika konuşmuşum. Bunun acaba kaç dakikasını size koyacağım? Uzun süredir sizinle böyle dertleşemiyorduk. Bir konu hakkında konuşamıyorduk. Bence güzel oldu. Ben de iyi hissettim. Çünkü gerçekten uzaklaştığımı hissettim biraz bu YouTube'dan ve sizden. Umarım en kısa sürede böyle bir podcast adı altında da böyle spesifik olarak her şeyi konuşabiliriz. Çünkü ben sizinle iletişim kurmayı gerçekten çok seviyorum. Beni iyi hissettiriyor insanlarla konuşmak. Çünkü ben gerçekten şey gibi hissediyorum. Arkadaşlarım bana sorduğu şeyleri ve onların gerçekten hayatında etkileyen bir şeyleri başka insanların da hayatını etkileme ihtimali beni mutlu ediyor. Mesela belki bir şey duymaya ihtiyacınız vardı ve ben buna vesile oldum. Bu bilmiyorum beni mutlu ediyor. Bu da benim kişisel tatminim. Tebrik görmek değil birinden. Genel olarak birinin o an duymaya ihtiyacı olan şeyi tesadüfen benden duyması beni iyi hissettiriyor. Eğer böyle bir şeye vesile olduysam ne mutlu bana. Sizi çok öpüyorum. Bu şekilde sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Anda kalın.